Anne, Görkem'in çeyizinden kız çıkmış. Haberim var, söyledi. Ay ne alaka, Hayat ablayı beğenmiyorum yani, ne ayıp. Hah, geliyor. Hoş geldin kızım. Hayırlı günler. Hayırdır Görkem? Yanında bir kızla gelmişsin. Seher'i mi diyorsun? Yardımcım? Bir şey mi oldu? Sen her yere yardımcınla mı gidersin? Ben canım ne isterse onu yaparım. Kimseye de hesap verme. Bir de açıkmışsın. Sen kocamın yanında şimdi açık mı dolaşacaksın? Yani rahatsız oluyorsa yanımda dolaşmasın. Tövbe estağfurullah. Kızım niye rahatsız olsun? Adetimiz böyle diye soruyor işte. Mustafa ilgilenmez öyle şeylerle. Ne güzel işte. O ilgilenmiyorsa siz de ilgilenmeyin. Şuursuz, patavatsız. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar canım. Hayırlı akşamlar baba. Sağ olasın. Görkem kızım, seni farklı gördüm. Bundan sonra böyle göreceksiniz. Anlatmıştım aslında Pembe Hanım ama. Bizim hepsine saygımız var. Hayırlı akşamlar. Oğlum neredeydiniz? Kayboldunuz iftardan sonra. Yatsı yıkıldık anne. Ondan sonra da biraz lafladık öyle. İyi, Allah kabul etsin. Amin. Görkemciğim, alışabildin mi? Evet, tabii. Yani sonuçta yabancısı olduğum bir dünya değil. Fatih de hiç yalnız bırakmıyor. Sağ ol. El öpmeye gitmişsiniz. Evet, çok mutlu oldu annemler. Çimen'i gördün mü? Yok, onu görmedik. Annemle babamı görmeye gittik biz. Annenin duaları kabul oldu. Mutlu olur tabii. Sadece annemin değil, sizin de dualarınız kabul oldu. Kıvılcım Hanım'la Ömer de artık aynı evdeler. Sömez Hanım'la Doğa'yı yemeğe davet etmişler. Öyle mi? Ay, onlarınki de ne azimmiş. Kıvılcım Hanım bu arada amcamın eşi, eğer bilmiyorsan. Yani Doğan'ın annesi. Fatih'in de eski kayınvalidesi oluyor. Biliyorum. Bizim sözümüze de gelmişti. Ne güzel. Bir hayat kurmuş kendine. Evet evet, hakikaten ben de amcam adına çok mutluyum ya. Cemre'yi de götürmüşler mi? Bilmiyorum onu. Ay vallahi torunumu ne zamandır görmedim. Burnumda tütüyor. Acaba sen Doğa ile konuşsan da yarın Cemre'yi bize mi getirse? Tabii ki anneciğim, söylerim. Yani zaten biliyorsun hafta sonları görme hakkım var ama işte anne kız ayrılmasınlar istemiştim. Ama söylersen beni kırmayacaktır, kabul eder yani. Ay bin yaşa yavrum. Görkem için böyle şeyler sorun değil herhalde. Hani eski gelin torun falan geliyor. Niye sorun olsun? Kocasına güvenmeyenler dertesiz. Canım benim, benim kocama güvenim tescilli ve patentli. Hatta kendi odamda kocamı bir kadınla bastım. Yine de yapmazdı dedim. Hı? Ne? Tövbe estağfurullah Nilay, niye açıyorsun şimdi bu konuyu? Gerçekten bastın mı? Yok öyle bir şey ya. Ben arama bakmadım, bakmam da. Var öyle bir şey. Ama benim Mustafa'm yapmaz. Ya Allah aşkına. Yok öyle bir şey. Ya eski bir çalışan vardı. Onunla ilgili ben bir ara anlatırım sana, önemli bir şey değil. Bir an gece hiç bitmeyecek sandım. Sıkıldın mı? Özledim. Ben de. Evlendik diye maceralar bitti sanma ama, tamam mı? Ramazan bitince sürprizler başlasın. Tabii ki hayat. Sen ne istersen o. Bizim evliliğimizin adrenalini bol olacak. Birbirimizden sıkılmak yok. Rutine düşmek yok. Sen varken o çok mümkün değil zaten hayat. Bu arada yarın Doğa'yı arayacağım da Cemre'yi getirmesi için. Senin için sorun olmaz değil mi?
Niye olsun canım? Kızın sonuçta. Anlayışlı karım benim.